Evet, merhabalar değerli arkadaşım. Kazanım 32 ile karşındayız. Trigonometrik denklemlere devam ediyoruz. Bu kazanımda ise tabii sinüsü, kosinüsü ayrı ayrı çözmüştük. Karışık işlemlerini de yaptık. Şimdi kosinüsü sinüs cinsinden bir yazılan denklemde çözmeye çalışacağız. Tabii birbirlerinin tümleri birbirlerine eşit oluyordu değil mi? Birbirine dönüştüreceğiz. 90 eksi alfadan birbirine dönüştürerek çözeceğiz. Hazır mıyız? Evet, kazanım 32'ye girelim o zaman. Gelsin birinci sorumuz. Şimdi şöyle bir göz gezdirdiğimiz zaman sinüs 2x artı 30 kosinüs x'e eşittir diyor. Kosinüs x yerine çünkü ikisinin de ya sinüs ya da kosinüs olması lazım. Sinüs 90 eksi x desek olmaz mı? 90 eksi x diyelim. Değil mi? Tümleri. Kosinüs x açısının tümleri 90 eksi x. O da sinüsüne eşit oluyordu. Tamam. Hemen tekniğimiz neydi? Böl işaret. Bölge. Ve bu bölgedeki açılarımız. İşaretimiz tabii ki nedir? Artı. Artı. Bölgemiz sinüs olduğu için birinci ve ikinci bölge. Açımız alfa ve pi eksi alfa. Tabii ki buradaki alfamız nedir? 90 eksi x'tir. Doğru mu? 90 eksi x ve 180 eksi 90 eksi x. Bu da ne yapacaktır? 90 artı x yapacaktır. Hemen gelelim sorunun çözümüne. 2x artı 30 eşittir 90 eksi x artı 360k ve 2x artı 30 3'ün ikinci bölgedeki çözüm sistemi de 90 artı x artı 360k diyelim. Şimdi burada 3x eşittir 60 artı 360k tabii x eşittir 20 artı 120k. Tamam, bunu düzenledik. Şimdi gelelim buraya. Buradan x eşittir. Ne bulduk? 60 artı 360k. Tamam, şimdi bunları bulduk. Tabii çözüm kümesinin en geniş halini buluyoruz. 120 derece artı 120k. Tamam, B'de de var, A'da da var. B'de, A'da yok, 120k. Öbürü ise 60 artı 360k. O zaman birinci sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? A seçeneğidir. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuza şöyle göz gezdirdiğim zaman kosinüsü sinüse çevirmişiz, doğru mu? O zaman ne yapalım? Sinüsü tekrardan kosinüse çevirelim. Şunu alfa gibi düşünelim. 90 eksi alfa yapıyorduk, değil mi? O zaman kosinüs 90'dan kastımız nedir? Pi bölü 2 eksi x artı 2 pi bölü 3 olacaktır. 90 eksi alfa. Değil mi? Bu da eşittir. Kosinüs pi bölü 2'den 2 pi bölü 3'ü çıkartırsak değerli arkadaşım ne olacaktır? Şöyle bir payda işlediğim zaman 3, 4, eksi pi bölü 3, pi bölü 6 mı yapıyor? Tamam. Eksi x, eksi pi bölü 6. Yani birisi 90 derece, birisi kaç derece yapıyor? 60, 120 derece, eksi 30. Evet. Eksi x eksi pi bölü 6 yapıyor. Tabii bunu eksi parantezin alırsak kosinüs eksiyi yutar. Biliyoruz dördüncü bölgede. O da ne oluyordu? Kosinüs x artı pi bölü 6 yapacaktır. Hay hay. Şimdi bu açımız tabii ki alfa oldu. O zaman hangi bölge işaretimiz pozitif olduğu için hangi bölgelerde pozitiftir? İşaretimiz pozitif. Sonrasında nedir? Bölgemize bakıyoruz. Hangi bölge? Birinci ve dördüncü bölge. Birinci bölgede açı alfa, dördüncü bölgede açı eksi alfaydı, değil mi? Ya da 2 pi eksi alfa. Ama eksi alfa olarak çözelim. Alfamız nedir? X artı pi bölü 6 olacaktır. Eksi alfamız ne olur? Eksi x eksi pi bölü 6 olur. Dolayısıyla. Hadi bakalım çözelim. X dediğimiz ifade şurası. Yani 3x eksi pi bölü 6 eşittir x artı pi bölü 6 artı 2k pi. Tabi sıfırla pi arasında olduğu için ve 3x eksi pi bölü 6 eşittir. Eksi x eksi pi bölü 6 artı 2k pi. Tamam. Buradan düzenleyelim. 2x kalacaktır burada. 2 pi bölü 6 pi bölü 3 yapar. Artı 2k pi. Her tarafı 2'ye bölersek x eşittir pi bölü 6 artı k pi oldu. Tamam.
Bunu attık. 4x eşittir 0 oldu değil mi? Bunlar birbirine götürdü. 2k pi kaldı. Buradan x eşittir k pi bölü 2 oldu değerli arkadaşım. Tamam. Bunları yazdık. Şimdi gelelim çözüme. Tabii k eşittir 0 için. K'ya 0 verirsek pi bölü 6. Geldi mi? Geldi. K'ya 0 verirsek 0. Tamam. Şurayı da çiziyorum. Tabii çizmeye çalışıyorum ama bazı bölgelerde hassasiyetimizde sıkıntı yaşıyoruz galiba. Şu taraftan gelelim. Tamam. Şimdi K'ya 1 verelim değerli arkadaşım. K'ya 1 verdiğimiz zaman o zaman burası ne olur? Pi'yi aşacaktır değil mi? 1 olduğu için pi artı pi bölü 6 burayı aşacağı için burayı almıyoruz. 1 verirsek pi bölü 2 olacaktır. Pi bölü 2 olacaktır. Şimdi şöyle bir göz gezdiriyorum. 0 var. Pi bölü 6 var. Pi bölü 2 var. Bir tane daha bulacağız. O zaman k'ya 2 verelim. Hemen bir tane daha yapıyorum. K'ya 2 verdiğimiz zaman burası gitti mi? Zaten burası gidiyor değil mi? K'ya 2 verirsek şuradan denklem ifade gelmez. Buradan ne gelir? K'ya 2 verirsek pi gelecektir. Doğru mu? Tamam. Bir de pi gelecektir. Evet. K eşittir 2 için. Evet. Burada pi de var. Dolayısıyla pi dahil. Neden? Çünkü 0 ile pi aralı dediği için pi de dahil. O zaman ikinci sorumuzun doğru cevabı değerli arkadaşım C seçeneği olacaktır. Geldik üçüncü sorumuza. Yine şöyle bir göz gezdirelim. Birisi kosinüs, birisi sinüs. Yine tümlerini almak zorundayız. Değil mi? Şöyle bir göz gezdirdiğinde ilk başta ne yapmamız lazım? Yine 90 eksi alfa diyeceğim ama bu eksi içeriye alsam, bu eksi içeriye dağıtsam ne? Tabii ne yapabileceğim? Eksi içeriye dağıtıyorum. Şöyle oldu. Sinüs tabii eksiyi dışarıya attığı için eksi x eksi 15. Tamam. Şimdi bunu da kosinüs 90 eksi olarak yazabilir miyiz? Eksi x eksi 15. Neden yaptığımı daha iyi anlayacaksın. Bu da eksi ile eksi çarparsak artı, eksi ile eksi çarparsak artı 90 artı 15 105 derece yapacaktır. Doğru mu? Yani kosinüs 105 artı x oldu. Daha rahat gördük, gördün mü? Pi bölü 2, yani tümlerini aldık ama bu eksi içeri atarsam daha rahat çözdüm. O zaman olayımız neye döndü? Kosinüs x eksi 45 eşittir kosinüs 105 artı x. Yani şunu unutma, bir kosinüs bir sinüsü çözemezsin. İkisini ya kosinüse ya sinüse çevirmek zorundasın. Hemen bakalım, gelelim olaya. Ne diyeceğiz? İşaretimiz artı. Hangi bölgede kosinüs artıydı? Birinci ve dördüncü bölgede artıydı. Açımız neydi? Alfa ve eksi alfa. Unutmayalım. Alfa dediğimiz ifade şurası. Yani 105 artı x. Evet. Eksi alfa dediğimiz ifade de eksi 105 eksi x oldu. Devam ediyoruz. X eksi 45 o zaman eşittir x artı 105 artı 2k pi ve x eksi 45 eşittir eksi 105 eksi x artı 2k pi. Tabi buradan bir çözüm kümesi gelmiyor değil mi? X'ler birbirini götürüyor. Buradan 2x eşittir. Çıkartırsak 60 derece yapıyor. Eksi 60 artı 2k pi, yani 360k. X eşittir eksi 30 artı 180k yapıyor. Tabi 0 ile 180 arasında hangi değerler alır? K'ya 0 verirsek ne alacaktır? K 0 için eksi 30 derece, o da 330 derece yapar ki olmaz. K 0 için eksi 30 böyle bir değer alamıyoruz. Çünkü 0 ile 180 derece arasındaki çözüme bakıyoruz. K'ya 1 verelim değerli arkadaşım. K'ya 1 verdiğim zaman eksi 30 artı 180, bu da işte 150 derece yapacaktır değil mi? Tamam, 150 derece var bir tane. K'ya 2 versek 360 eksi 30'dan K'ya 2 verelim. 360 eksi 30'dan eksi 30 artı 360, o da 330 yapacaktır ki bu da böyle bir cevap olmaz. O zaman sadece 150 derece sağlayacaktır. Dolayısıyla bu aralıkta kaç tane kökü varmış? Bir tane, o da 150 dereceymiş. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir değerli arkadaşım. Evet, gelelim dördüncü soruya değerli arkadaşım. Şimdi bir önceki soruda olduğu gibi burada kosinüs eksi değil mi? Bu tarafa sinüs atalım. Yani bu soruda olduğu gibi burada bu eksiyi kosinüs tarafına atmıştık. Doğru mu?
kosinüs tarafı, pardon, bu eksi sinüs tarafındaydı. Sinüsün içeriye attık. Ondan sonra 90 eksi dediğimiz zaman açıyı pozitife dönüştürmüştük, içerideki açıyı şurada. Aynı şeyi burada uygulayalım. Ya bu eksiyi karşıya atalım. Eksiyi karşıya atarsak o zaman ne olur? Kosinüs 3x eksi 10 eşittir. Eksi sinüsün içerisine attığımız zaman sinüs eksi 2x eksi 20 yaptı. Doğru mu? Buradan da tümlerini aldığımız zaman kosinüs 90'dan çıkartırsak bunu 110 artı 2x gelecektir. Burası alfadır. Birinci ve dördüncü bölgede olduğu için eksi alfa artık yazmıyorum. Hemen dolayısıyla 3x eksi 10 eşittir nedir? 110 artı 2x artı 360k ve yine 3x eksi 10 eşittir eksi 110 eksi 2x artı 360k. Şimdi değerli arkadaşım düzenlememizi yapalım. Buradan x eşittir 120 artı 360k eksi 5x 110 eksi atarsak eksi 10 yapar. Buradan x 5, 5x çıkıyor. X 5'e bölersek burada kaç kalmıştı? Eksi 100, eksi 20 artı 72k kalıyor. Sonuç olarak şöyle k'ya 0 verdiğimizde ne çıkar? K'ya 0 verdiğimizde 120. Buradan ne geldi? Eksi 20. O da denk 340'tır, değil mi? Tamam, devam ediyorum. Sonra K'ya 2 verelim. K'ya 1 verelim, düzeltiyorum. K'ya 1 verdiğim zaman burası iptal. Buradan bir şey gelmiyor. Çünkü 360'ı aşıyor otomatikman. Buradan artık kök gelecek. 1 verirsek 72, 20 çıkarsa 52. Değil mi? Ondan sonra 2 verirsek 144, 120 çıkartırsak 124. 3 verirsek 196. 196. 4 verirsek 268. 5 verirsek 360, 20 çıkartırsak 340. Kaldı ki zaten 340'ı burada bulmuştuk biz. 1, 2, 3, 4, 5. Bir de 120 derece var. 6 tane. Toplamda 6 tane farklı kökümüz olacaktır. Evet değerli arkadaşım, kazanım 32'nin de bu şekilde sonuna geldik. Kazanım 33'te görüşmek üzere. Hoşça kal.